Urfa'dan Akdeniz'e bir sevda eser. Uçsuz bucaksız narenciye bahçelerinden geçer, insanların gönlüne vurur. Bir toplumun yemek pişirme yolu, yapılarını tercüme ettiği bir dil gibidir demiş ünlü düşünür. Biz de en acıyla en tatlının harman olduğu bir mutfağın, mert, cesaretli, deli dolu, sıcakkanlı insanlarının kentindeyiz. Bu bölümde Adana'dayız. Adana'nın tarihten süzülüp gelen eski taş köprüsündeyiz. Taş köprü 1700 yıldır aralıksız olarak kullanılmış, aslına uygun olarak muhafaza edilmiş. Bir taraftan şehirden kebabın, şalgamın, mis gibi anneanne yemeklerinin, muhabbetin, geleneğin kokuları geliyor. Karacaoğlan'ın nameleri geliyor. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım hep beraber gidelim bakalım Adana'nın toprağında, mutfağında, yemeklerinde neler var? Lal olandan, ekmeğin kıymetini aç olandan, sevginin kıymetini hiç olandan öğren demiş Şems-i Tebrizi. Ekmeğin kıymeti Anadolu'da zaten bin yıllardır var. Anadolu kadını almış, onu baş tacı yapmış. Şu tecrübeli elleriyle onu evine ekmek getirmek için kullanmış. Ekmek yaparak 7 çocuğunu büyütmüş de evine ekmek getirmiş. Fevziye teyze 85 yaşında. Kendini bildi bileli de çalışıyor ve ekmek yaparak da çocuklarını büyütmüş. Eşini çok erken yaşta mı kaybettin Fevziye evet, teyze? Evet. Ne yaptın? Gençken vefat oldu, öldü. Evet. Ben çocukları besledim. Ne yaptın peki? Kazmaya gittim, pambağa gittim, ekmek yaptım. Çocuklarımı besledim. Besledin, evet. Kimseye muhtaç etmedin. Çok şükür. Ondan sonra işte ev verdim. Herkes evine gitti. Tabii ki önümüzde hamur var. Ekmek yapıyoruz ama bir de Adana'da köylerde anneanne yemeklerinden bir tanesi olan ıspanaklı sembuske yapacağız. Değil mi Fevziye teyze? Evet. Bu mayasız hamurla güzelce incecik açıyorlar. İçine bol ıspanaklı güzel lezzetli bir iç hazırlamışlar. Onu koyuyorlar. Pişirme yöntemi çok enteresan ama tandır. Enteresan dedim. Böreği tandırda pişiriyorlar. Ekmeği, kocaman yufka ekmeği de yine tandıra evet, yapıştırıp pişiriyorlar. Evet, evet. Yani Anadolu'da çok değişik pişirme yöntemleri vardır. Her gittiğiniz yerde sizi sürekli şaşırtır. Ben burada bir kere daha şaşırdım. Şu kadar yufkaları tek elle, tek hareketle tandıra evet, yapıştırıyorsunuz. Evet, evet. Yani ustalığın son noktası bence bu. Değil mi Fevziye evet, teyze? Evet. Peki sen normalde dışarı ekmeğini sever misin, yer misin? Söyle bakalım. Bu kadar güzel ekmeklerden sonra somun ekmek yiyor musun? Tabii somun ekmek de yerim, tandır ekmeği de yapıyorum. Her zaman yakar evet, mısın bu tandırı? Yaparım tabii ki. Ne zamanları yaparsın? Canımız istediği zaman yaparık, yoğuruk, yaparım. Çocuklar hep yanında mı peki? Yok vallahi. Hepsi dışarıdalar ayrı, mı? Hepsi ayrı, tek başıma. Tek başına yaşıyorsun. Evet. Bu tandır ekmeğinin kokusunu özleyip de istiyorlar mı? Tabii. Özlediler mi? Pişiriyorum. Büküyorum, çocuklara gönderiyorum. Aa, ne güzel. Biz şimdi yumakları hazırladık. Tabii hamuru önceden yoğurmuş Fevziye teyze. Yumakları hazırladık. Bir taraftan da Nevin teyze yapmaya, açmaya devam ediyor. Şu hamuru alalım buradan artık. Değil mi? Alanımızı açalım. Börek yapacağız. Her zaman karşılıklı mı oturup yapıyorsunuz? Evet, karşılıklı. Kim daha ince açıyor? Hep aynı açıyoruz yani. Aynı. Hep birlikte. Peki benim hatırladığım, çocuklar böyle minicik yaşından annenin yanında tıkır tıkır hemen böyle hamur açmaya evet, başlar. Siz öğrendim. Kaç yaşında başladınız? Ben vallahi kaç yaşında başladım
ben buraya geldikten sonra öğrendim. Öyle mi? Sonradan öğrendiniz. Ha. Pişirmeyi, yoğurmayı. Yoğurmayı. Evet. Hiç yapmamıştınız daha önceden. Yok, ustanız hayır. Kim? Kim öğretti size? Kaynanam rahmetli. Oo. Fevziye ablam. Fevziye abla öğretmiş. Ustaların ustası. Evet. Böreğin iç malzemesi neler? Soğan. Bakayım bir. Soğan var içinde. Soğan, zeytinyağı. Zeytinyağı. Ispanak değil mi bu? Evet, ıspanak. Adana'nın biberi salça. Var. Salça, biber salça. Salçası. Biber evet. Salçası biber var. Tuzumuz var. Zaten, tamam. Normal fırında da pişiriyor musunuz bu böreği? Biz bunu tercih ediyoruz. Ya, tandırı. Tabii ki. Tandır imkanımız var. Bunun tandır, kokusu tandır daha güzel. Bunun kokusu ateşte, hiçbir şeyde yok. Ateşte pişen çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Evet. Böyle kendi kendine yufka açarken, yemek yaparken ne söylersin Türkü? Ben de söylerim ama seninle beraber. Beraber. Sen başla sadece. Gel halimi sorma bana, ben bende değilim bugün. Gel halimi sorma bana, ben bende değilim bugün. Nazlı yarim eller aldı, ben bende değilim bugün. Ben de değilim bugün. Gurbet gezdim adım adım, gözümde kaldı muradım. Köşelerde çok ağladım, ben de değilim bugün. Kim ağladı, kimler güldü, kimler muradına erdi. Benim nazlı yarim eller aldı, ben de değilim bugün. Ben de değilim bugün. Usta olmak böyle bir şey. Hem hamurunu açıp hem türkünü söylüyorsun Fevziye teyze. Sağ ol canım benim. Ekşi mayan senin, doğal mayan nasıl? Nasıl yaparsın? Elmayla. Oo, elmayla. Evet. Elmayı rendeliyorum. Suyunu sıkıyorum. Evet. Hamurun içine koyuyorum. Biraz tuz, biraz işte elma. Hı hı. Onunla yoğuruyorum. Elmanın suyunu hiç bekletmeden hamura mı katıyorsun? Evet, hamura. Onu bekletiyorsun. Hamuru bekletiyorsun. Hamuru bekletiyorsun. Mayası gelene kadar. Ondan sonra hamuru yoğuruyoruz ondan. Elde ettiğimiz mayalı evet, olan hamura evet, tekrar evet, hamur yoğuruyoruz. Evet. Gerçekten ustalık dememiz boşuna değil. Yani elmayla hamur mayalıyor Nevin teyze. Şimdi asıl usta Fevziye teyze ya, bir üstünden geçiyor mutlaka verdiklerimizin. Evet. Tabii. Eline sağlık. Senin ellerine sağlık. Şimdi bizim börekler çok az kaldı. Tandıra doğru geçeceğiz. Sabahtan tandıra giderdim, akşama kadar kalırdım. Akşama kadar bunun başında mıydın? Akşama kadar, evet. Gerçekten. Şu ana kadar gördüğüm tandırlardan çok daha farklı çünkü kocaman. Tabii. Ben her zaman yapıştırırdım, bu defa çok cesaret edemeyeceğim. Ciddi yok. Sıcak vuruyor. Tabii ki. Nasıl yapıştıracaksın? Şimdi yapıştıracağım. Hadi bakalım, pişirmeye başlayalım. Çok fazla yapışmasın diye biraz unluyor Fevziye teyze. He, unu yemiş ya. Hı hı. Yapışmasın. Evet.
güzel olmuş mu? Afiyet olsun. Her zaman söylüyorum, gastronominin uzman elleri bu eller ve gerçekten de Beşiği Anadolu. Yeter ki yanan bir tandır, bir ateş olsun. Ekmeği, otlusu, acılısı, kıymalısı derken kokusu bile başınızı döndüren mis gibi lezzetler hazırlanır. Misafirperver insanların arasında zaman hızla geçer. Yeni lezzetler, yeni hikayeler keşfetmek için artık yola düşülür. Adana'nın bir köyünde turunçtan hazırlanan çok özel ve faydalı bir ekşi bulunur. Uzun süre dayanan turunç ekşisi, Adana mutfağının ekşili yemeklerinin baş tacı olur. Gittiğiniz zaman, mutfak kültürüne baktığınız zaman bir herkesin böyle adını bildiği, çok rahat ulaşabileceğiniz yemekler olur. Mesela Adana'nın işte şırdanı, ciğer kebabı, Adana kebabı, onlar da çok güzel lezzetler ama bir de herkesin çok bilmediği anneanne yemekleri var. Evlerde hala pişen, çok lezzetli, özel. Biz de onların bulunduğu bir sofradayız. Salmanbeyli köyündeyiz. Hanımlar bizim için çok güzel köfteler, yemekler hazırladılar ve Hüsniye Hanım'la beraber hem dedik yemekleri tanıtalım. Bir de bizim için, hepimiz için çok önemli olan bir projeleri var. Evet. İsmi bile şiir gibi. Kınalı Eller Kadın Hareketi. Kınalı Eller Kadın Hareketi. Kınalı Eller nereden çıktı Hüsniye Hanım? Biz 2 yıl önce değişik meslek gruptan kadın arkadaşlarımızla hep birlikte bir araya geldiğimizde kadınlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Hı hı. Ve böyle bir proje olabileceğine karar verdik. 14 değişik meslek grubundan kadın olarak biz üniversiteyi okuma şansına sahip olduk. Hı hı. Ama bu şansa sahip olmayan kadınların el emeğini değerlendirebileceği, içinde bulundukları coğrafyada kendilerini ifade edebilecekleri, para kazanabilecekleri bir iş olanağı yaratmaya karar verdik. Hı hı. Bunu da kooperatif çatısı altında yapıyoruz. İlk adımımız da Salmanbeyli Kadın Kooperatifiydi. Hı hı. Salmanbeyli'de yaklaşık 40 tane kadın üyeyi bir araya getirdik. 40 üyeli bir kooperatif. Evet, hı hı. 40 tane kadın üyeli kooperatif. 2 yıldan beri eğitimlerini aldırıyoruz. Hem ne eğitimi hijyen, aldırıyorsunuz? Hijyen. Hijyen. Bir kere hijyen. Katma değer yaratma söz konusu olduğu zaman en önemli şeylerden bir tanesi. Kesinlikle. Çünkü ne kadar güzel bir ürününüz olursa olsun, belli standartlara sahip değilseniz onu satma şansınız çok fazla olmuyor. O yüzden biz de bu yıl bir ürünü aldınız, gelecek sene de aynı standartlarda, tabii aynı ki lezzette bunu garanti etmek üzere, hı hı, hem hijyen hem doğru pişirme teknikleri, aşçılık, hı hı, kursları alıyor kadınlarımız 2 yıldan beri. İmalathanemiz bittikten sonra da aynı mesai saatleri içerisinde bir işletme gibi, işletmede çalışan kadınlar gibi sabah 8 akşam 5 bu köye uygun, yöremize uygun hem yemekleri, salça, kuru patlıcan gibi yani diğer ürünleri, aynen, de alıp onu bir şekilde katma değere çevirecekler. Katma değere çevireceğiz ve kadınlarımız buradan evlerini geçindirecekler. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Hani böyle bizim kadınımızda şey vardır ya, ya ben yapamam, olmaz, becerebilir miyim ki? Biraz böyle bazen bastırılmış olmanın etkileri diyelim artık. Hı hı. Siz bunu hanımlara nasıl anlattınız? Vallahi bu köyde hanımlar çok hazırdı buna. Oo, ne güzel. Çünkü şöyle bir şey var. Kadınlar yıllardan beri zaten ineğinden aldığı sütü satıyor. Hı hı. Peynir yapıyor, satıyor. Ama bu çalışan kadın statüsünde değil. Evdeki, hı hı, de bu şekilde alakasız davranılıyor. Evet. Sonuçta yaptığı işin adı yok aslında. Hı hı. Biz sadece bu köyde bütün kadınların yaptığı işlere bir isim verdik. Bu arada köfte çok güzel ve bir özelliği var. İçerisinde ıspanak var. Bol soğanlı, acılı, harika bir içi var.
Kesinlikle buna bir de turunç suyunu ekleyelim. Bu yöremize uygun. Şimdi lezzetini bence etkileyen çok önemli bir şey var. O da bulguru. Evet. Bu yani. Bulgur, kara bulgur bizim hı-hı. bölgemize uygun. Hı-hı. İleride yerel zaten... tohumdur. Yerel tohum. Muhtemelen. Hı-hı. Turunçta nasıl oldu? Harika. Çok güzel. Biraz önce bana dediniz ki fıstık köfte. Evet. Bunun adı nereden geliyor fıstık köfte? Şeklinden dolayı fıstık gibi şekil veriliyor. Bu da yoğurtla, sarımsaklı yoğurtla yapılan. Üzerine tereyağı, pul biber ve kuru nane ile içine haşlanmış nohut da ekleniyor. Çok lezzetli bir yemek. Bulgurun lezzetini söyledik. Ben bir daha söylemek istiyorum. Bu kara bulgur yedirir yani. Gerçekten yedirir. Şöyle alalım. Biz haftanın iki günü burada hem kahvaltı yerimiz hı-hı. olacak hem köylü oo. Pazarımız olacak. Yoksa tandırın başında mı? Tandırın başında direkt sembuske bu gördüğümüz ve somun yapılacak. Somun efsane bir somun. Yani bunu yapıp kahvaltıda sıcak kahvaltıda sıcak mı sıcak, sıcak insanlara ikram edeceğiz, sunacağız. Artık ulaşım çok kolay. Şu somun için bile gelinir bence. Kesinlikle çok lezzetli. biraz önce dolma dediniz. Ben tadına bakmak istiyorum. Mercimekle, baklayla, nohutla yapılan çok farklı dolma çeşitlerimiz var. Adana'da bir köyde de nohutlu etli dolma. Evet, nohutlu etli dolma. Bu bölgemize patlıcanı uygun. Bu patlıcan Adana Topak patlıcanı. Bizim yöremize uygun. Biz kooperatifimiz olarak bunu da coğrafik işaretli ürün olarak belirledik. Çok çok minicik. Hani topak patlıcanlar vardır, biraz daha iridir. Bu bizim bölgemizde yetişebilen. Yani tüm Adana bölgesinde yetişen çok da lezzetli, farklı bir tadı olan patlıcan. Gerçekten lezzetli. Peki Hüsniye Hanım, şimdi kadınlar böyle para kazanınca çok mutlu oluyorlar tabii. Evlerine ekmek evet. götürüyorlar. Bir de bunun yanı sıra sosyal faydalar oluyor. Evet. Hem kendilerini bir yere ait hissediyorlar hem de belki de yardım ediyorlar insanlara. Hani kooperatifinizin bu anlamda bir şeyleri var mı? Biz kooperatif çatısı altında bu köyümüzde kütüphane kurduk. Kütüphane. Oh. Hem çocuklara hem de kadınlara yönelik iki tane kütüphane kurduk. O anlamda bu kooperatifle birlikte köyün sosyal yapısı da değişiyor. Biz ileride daha farklı projelerimiz de var sanatla alakalı. Harika, sanatla. Hem ekonomik yapıyı hem de kültürel dokuyu dokunmak. İnsanlar mutlu oldukları zaman mutlu işler de çıkartabiliyorlar. Kesinlikle. Yani kesinlikle sadece doğru. para değil, duygusal, ruhsal anlamda da gelişmelerine hizmet etmek ben istiyoruz. Ben bu arada köftenin miniğinden de bakacağım. Köfteye Asuman Hanım, desem. Bu minik ve büyüklerin olmasının sebebinin hikayesi varmış. Küçük köfteler yapılır. Normalde sarımsaklı köfte olarak biliniyor. Eğer çok sevdiğiniz bir misafiriniz olursa içine büyük ıspanaklı köfteden karıştırıp ikram ediyorsunuz. Yani gittiğiniz yerde ıspanaklı köfte ile karşılaşırsanız ev sahibi sizi çok seviyor demek. Biz her zaman programlarda diyoruz ki insanların konuşmadan birbirlerine bir şey ifade etme, evet. anlatma yöntemleri bu da onlardan bir tanesiymiş. Bizim ıspanaklı köftelerimiz bol, çok şükür seviliyoruz. Ocak ayında bile Adana'da her taraf yemyeşil. Ulu Cami Medresesi'nin yemyeşil olan bahçesindeyiz. Burada üzerinde limon olan bir ağaç var ama bu ağacın çok önemli bir özelliği var. Özelliği her mevsim üzerinde taze limon olması. Zaten adından da belli, yedi veren. Müzik
Şirdan, süt kabı demek Farsça'da. Şir, süt, dan da kap demek. Peki neden şirdan demişler? Eskiden uzun yolculuklarda sütü koyacak yer olmadığı için hayvanın midesine koyarlarmış. Hatta kazara fermente olup da peynirin de bu şekilde çıktığı söylenir. Evet. Çıkış hikayelerinden bir tanesidir. Ama Adana'da şirdan bu amaçla kullanılmıyor, dolması yapılıyor. Özellikle buranın mahalli, yerel çok bilinen bir yemeği olmuş. Evet. Sonay Hanım da bu dolmayı çok güzel yapıyor ama ayrıca da bir hikayesi var ki benim çok hoşuma gitti. Kendi annesinden, anneannesinden öğrenmemiş bunu. Eşine destek olmak için evet, öğrenmiş ve bu işte ustalaşmış. Hı hı. Nasıl oldu? Nereden elini bu şırdana değdirdin Sonay Hanım? Vallahi eşim işte bu işe girmişti. Ondan sonra beraber yapalım dedik yani. Hı hı. Ben senin arkandayım dedim eşime. Oh. Yaparız be hayatım dedim. Ondan sonra girdik bu işe. Maşallah yürüdük gittik yani. İşte ben dokunamam, aman ben elleyemem yok, falan dememiş. Yok öyle bir şey değil. Arkandayım asla, hayatım asla. Demiş. Evet arkandayım. Bitmiş. Evet. Tamam. Arkandayım. Günde kaç tane dolduruyorsunuz bundan? Günde en az 800 tane dolduruyorum. 800 tane. Evet en azımız 800 tane. Artık otomatiğe bağlamışsınızdır. Öyle oldu. Öyle oldu. Bir taraftan istersen başlayalım. Başlayalım. Burada çok aslında özel malzemelerimiz var. Hı-hı. Bir tanesi iç yağımız. Evet. Şöyle gösterelim. Özel çekilmiş, özel çekilmiş evet. İç yağ. Bu olmazsa olmuyor. Esas lezzetimiz o zaten şırdanımızın. Pirinciniz de özel. Özel. Yani beyazlatılmış, kimyasal kullanılmış yok, pirinç yok, değil bu. Yok, özel. Bildiğiniz damarlı, hı-hı, kırmızı pirinç. Evet. Özel alıyorsunuz özel, bunu. Özel alıyoruz. Peki içine soğan, sarımsak falan kullanmıyorsunuz? Hayır, kullanmıyorum. Tamam. Sadece baharatım var. Tamam. Pirincim, yağım, baharatım. İstersen başlayalım. Ben de sana yardım edeyim. Tamam. Pirincimizi koyuyoruz. Artık el kararı yapıyorsun. El kararı. Şey yok. Yok. Ölçü yok. Ölçüm yoktur. Tamam. Asla yoktur. Yağını katıyorum. Bu yağın fazla olduğunu düşünmeyin. Çünkü yok, pişerken asla yağ eridiği için tencerenin üstüne çıkıyor evet, ve o bir şekilde öyle ayrılıyor. O yağı aynen yemiyorsunuz öyle aslında. Tek yapmanız gereken sıcak yemek. Yağ donmadan. Aynen öyle. Bunun sıcak. Şöyle karıştırıyorum. Yağ ortamına bakıyorum. Fazla mı, şey mi, az mı diye. Bu yeterli zaten buna. Salça var. Salçamızı katıyoruz. Var. Evet. Katalım mı? Hı-hı. Katalım. Peki bu 800 tane yapma aşamasına nasıl geldiniz? Çok mu beğendiler? Çok beğendiler. Şöyle. Yeterli. Peki bunun püf noktası ne? Niye bu kadar beğendiler? Vallahi lezzeti tutturmak biraz zor oldu. Zordur, zordur yani onun için evet, lezzeti çünkü tutturduk ondan sonra. Bir de içine sevgimizi kattıktan sonra gerisi geliyor. Benim dikkatimi geliyor çeken özellikle temiz çalışmanız. Aynen öyle. Temizdir. Yani, bu iş temiz evet yapılırsa hiç kokmaz ve evet o zaman lezzetini alırsınız evet zaten. Evet. Ne kadar koyayım? İki tatlı kaşık koyabilirsiniz. İki tatlı kaşığı. Evet. Yeter. Tamam. Kimyon ister misin? Kimyon, evet. Esas kimyon zaten şırdanın özelliği. Ne kadar? 3 tane koyalım ondan. 3 tane. Evet. 2 karabiber, 3 kimyon evet koyduk. Tuzumuzu tamam da atalım. Ha, tuz atmadık evet. Tuzumuz biraz kaya tuzu gibi evet kalın. Evet, ondan kullanıyorum. Ne kadar katmamı istersin? Biraz daha. Yeterli. Tamam. Şimdi karıştırıyorum bunu. Peki önceden sever miydin, yer miydin şırdan? Önceden sevmezdim. Evlendikten sonra ben. Evlendikten sonra yemeye başladım Asuman Hanım. Ondan sonra da bırakmadım. Eşinizin hatırı birçok şeyi değiştirmeye birçok sebep olmuş. Birçok şeyi değiştirdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Güzelce bütün evet malzemeleri aldım. Aynen öyle. Avcarımız hazırdır. Avcar. Dolmanın evet içine avcar diyorsunuz. Evet. Dolmanın içine avcar deriz. Tamam. Şırdanlar evet hazır. Temizlenmiş, yıkanmış. Evet, evet. Şırdanımız hazırdır. Ben şırdan dolmasına 15. yüzyıl yemeklerinin anlatıldığı bir kitapta rastladım sadece. Evet. Eski yemeklerden. Evet. Aslında çok özel bir yemek ama çok fazla kaynakta yok. Şırdan şimdi geldik anladım olayın ustalık kısmına. Böyle. İçine. Evet. Bunun böyle kocaman olduğuna bakmayın. Pişince aynen küçülüyor. Öyle. Aynen öyle. Küçücük bir şey kalıyor. Şırdanımızı dolduruyoruz. Normal böyle dolmada da doldurma çok önemlidir. Evet. Fazla bastırmayacaksınız, seyrek de olmayacak. Böyle. Bunda da çok önemli değil mi? Böyle koyuyoruz. İçini ne kadar koyduğun. Sıkı olursa olmaz, gevşek olmaz olursa olmaz. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Şu kenarlarında şeyleri oluyor. Onları kesiyorum, makasla temizliyorum. Evet. Makasla.
içine göz kararı. Göz kararı. Göz kararı koyuyorsun. Şimdi çırdanımızı doldurduk. Geldik dikişe. İğnemizi alıyoruz, dikişe geçiyoruz. Yardım edeyim mi sana? Bunun düğümleri de şeydir. Evet, ona bakıyorum ben şu anda. Açılmaması için. Örgü yapar gibi. Evet. Hem başa hem sona düğüm atıyoruz. Düğüm biz. Atıyorsunuz. Evet. Kol hem kolay açılıyor yerken. Sonra mı kesiyorsunuz hepsini? Evet, hepsini aralarından. Arada boşluk olduğu için. Bunları da kesiyorum. Pamuklu ip kullanıyorsun. Bunları güzel bir yıkıyorum. Suda. Doldurduktan sonra. Evet. Tamam. Biz çırdan dolmalarını yıkayıp gelelim. Evet. Zaman. Tamam. Çırdanları yıkadık. Zaten yıkanmıştı. Temizdi. Doldurduktan sonra bir kere daha yıkadık. Evet. Suyumuz kaynıyor. Bakır tenceremizde fokur fokur. Alacağız şimdi içine. Kapağını kapatalım. Ocağımızın altını da açalım. Bir an önce kaynasın. Çabuk kaynaması lazım. Tamam. Yani altının yüksek ateşte olması lazım. Çabuk kaynasın ki daha çabuk toparlansın diye. Bir de o şeyden... arada özel bir aşaması zaten daha var değil mi? Kefini aldıktan tabii. Sonra bir şey daha yapacaksın. Evet, evet. Ya, o zaman açalım, hemen kaynasın. Tabii yemeğe hazır değil değil yemeğe mi? Yemeğe hazır değil. Hayır. Bunun 3-4 saati var pişmesine. Ya. Evet. Ne yapacaksın? Seni göndermeye hazır artık. Aynen öyle. Bende işi bitmiştir bunu. Tamam. Gönderiyorum. Servise artık çıkıyor havale artık. Ediyorsun. Havale ediyorum. Servise biz, gönderiyorum. Biz burada tabii ki dinlenmiş olanın tadına bakmak istiyoruz. Evet. Şırdanımız güzelce hazırdır. Pişmiş ve dinlenmiş olanın. Acı, biber, ev yapımı. Uyardılar beni çok acı diye. Çok dedik acı. Olsun. Acı yakışır, yedirir. Aynen öyle. Değil mi? Bir kere pişmişi hiç kokmuyor. Kokmaz. Çok temizlendiği evet. için kokusu mis gibi. Kokmaz. Yedirdin ya. Buyurun. Şırdan yalnız yenilir mi? Anneanne yemekleri yalnız yenilir evet. mi? Evet. Tabii ki yenmez. Hep sığar mı? Sığmaz ve sığmadı. Haftaya tadında hikayelerde dumanı üstünde kebapların incecik iğne oyalarının yanındayız. Biz yine Adana'dayız. Bekliyoruz.